Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kestane şekeri yapacağız. Görmüş olduğunuz bu güzel kestane şekerleri tatlı patatesten yapıldı. Tatlı patatesi daha önceki videolarımda paylaşmıştım faydalarını, nasıl yapıldığını. Bu videoda da kestane şekeri olarak hazırladım. Gerçekten kestane şekerinden bir farkı yok diyebilirim. Yiyenler inanamadılar. Gayet güzel, nefis bir tarif ve gayet de ucuz. Tatlı patatesimizi görüyorsunuz. Evet, bunu kabuklarını soyalım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Bir tencereye alıp kaynatacağız. Patates haşlar gibi haşlayacağız. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekleyeceğiz. İki su bardağı su ekleyelim. Ve karıştıralım. Ocağa alalım. Evet, kaynamaya başladı tatlı patateslerimiz. Yumuşayana kadar haşlıyoruz. Biraz suyunu çekecek. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olunca altını kapatabilirsiniz. Daha fazla tutarsanız altı yanabilir. Ve bu sıcağıyla hemen bir çatal yardımıyla ya da bir eziciyle püre haline getiriyoruz. Ve bir kaba aldım ben. Daha çabuk soğuması için yine çatal yardımıyla ezerek karıştırdım. Soğutalım bu şekilde karıştırarak. Daha sonra küçük küçük toplar yapalım. Kestaneye benzesin diye ben bu şekilde hazırladım. Küçük küçük toplar yaptım. Siz de istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Bütün hepsini bu şekilde hazırladım. Üzerine streç filmi kapatıyoruz ve bir gün buzdolabında bekletelim. Kuruması için bu şekilde yapıyoruz. Evet, yarım su bardağı şeker ve 1 su bardağı su kullanacağız. Üzerine şerbet dökmek için. Şu an yarım su bardağına biraz fazla görüyorsunuz. Sonradan ben biraz daha su ekledim. Yani toplamda 1 su bardağı su kullanıyoruz. Ocağa alalım. Karıştıralım. Ve birkaç damla limon sıkıyoruz. Şekerlenmemesi için. Kaynadıktan 5 dakika daha kaynatabiliriz kaynadıktan sonra. Evet, dolaptan aldık. Bir gün bekledi bu şekilde tatlı patatesler. Şerbeti de yine bir gün öncesinden hazırladım. Dolapta beklettim. Bu şekilde kıvamı olacak. İsterseniz bu şekilde de kestane şeker olarak yiyebilirsiniz. Ama ben birazcık üzerine şerbet dökmek istedim. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. İsterseniz siz de zaten tadı şekerli, ben gerek yok diyorsanız şerbet yapmayabilirsiniz. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Gerçekten kestane şekerine çok benziyor. Dolapta bekletip soğuk soğuk yiyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Kısmını da ben çikolata kaplı yapmak istedim. Benmari usulü çikolatayı eritiyoruz. Evet, çikolatamız erimeye başladı. Çikolata kaplı da çok güzel oluyor. Sade olarak da çok güzel. Üzerine şerbet dökerek yemek de çok güzel oluyor. İstediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Çikolatamızın kıvamı çok güzel oldu. Bu şekilde eriyecek. Ve hemen hızlı bir şekilde kestane şekerimizi çikolatalarımızda buluyoruz.
yağlı kağıdın üzerine alırsak daha rahat olur alması. Evet, hepsini bu şekilde yapıyoruz. Çikolataya bulayalım. Ve yağlı kağıdın üzerine alalım. Ben bitter çikolata kullandım. Siz isterseniz sütlü de kullanabilirsiniz. Benim kızım çok sevmiyor tatlı patatesi. Böyle çikolata kaplı olunca çok seviyor. Çok sevdi, yedi yani gerçekten. Siz de çocuklarınız için bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, sade şerbetli olarak ve çikolata kaplı olarak kestane şekerlerimiz hazır. Gerçekten çok nefis, çok lezzetli oldu. Buralarda bizim kestane bulmamız hem zor, bulsak da çok pahalı. Sizlerin de bulunduğunuz ülkelerde şartlar bu şekildeyse mutlaka tatlı patatesten kestane şekeri yapmanızı öneririm. Hem daha ucuz, hem daha sağlıklı ve çok lezzetli oluyor. Evet, dolapta, buzdolabında bekleterek de muhafaza edebilirsiniz. 3-4 gün çok fazlasıyla kalabilir dolapta. Daha sonraki günlerde de yiyebilirsiniz, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız.